accept this. Türk Hava Yolları'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dördüncü uçuş noktası Los Angeles oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü ilk seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın Los Angeles Havalimanı'nda verdiği açılış partisinde -10 olarak biz de vardık. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Los Angeles seferleri 3 Mart Perşembe günü İstanbul'dan kalkan uçağın Los Angeles Havalimanı'na inmesiyle başlamış oldu. Gelen seferin yanı sıra ilk defa Türkiye'ye uçacak yolcular ve uçuş ekibi de çok heyecanlıydı. Hadi seni uçla. İlginç, güzel bir uçuş olacak diye umut ediyoruz. Daha bilgileri almadık, uçuş bilgilerini. İşte buradan biraz sonra uçağımız temizlendikten sonra yolcumuzu alacağız. Bakalım ilk defa olarak direkt olarak devam edeceğiz. Los Angeles'tan İstanbul'da ilk seferi gerçekleştireceğimiz için tüm ekip arkadaşlarım adına çok gururluyuz ve onurluyuz. Çok mutluyuz. Amerika için en uzun uçuşu gerçekleştiriyoruz ve ilk uçuş olduğu için de ayrıyeten gurur duyuyoruz. Seçilmiş ekip hissediyoruz kendimizi. O yüzden çok mutluyuz. So I didn't know about this kind of opportunity to be first on this first flight to Istanbul. And I think that this kind of flight will make happy a lot of people. Türk Hava Yolları en uzun hattına bugün açmış bulunuyoruz. Artık Los Angeles İstanbul hattı gelişi 14 saat, tahmin ediyorum gidişi de 12 saat olacak. Bu tarihi gerçekten tarihi bir gün. Az önce uçağımızı inmeden önce beklerken ve uçağı görünce hakikaten şahsen bir kere çok tüylerim diken diken oldu. Ne kocaman dev bir uçağımız, etrafındaki bütün uçakları neredeyse böyle cüce haline getiren Turkish Airlines. Yani çok gurur verici bir gündü. O açıdan benim için duygulu bir gün de oldu. We know that there are a lot of people from Turkey who have heard about Hollywood. They want to come to LA, maybe visit their relatives, see their friends and family. Türk Hava Yolları'nın ilk sefer kutlamaları Paramount Pictures stüdyolarında verilen bir resepsiyonla devam etti. Los Angeles'ın yerli ve yabancı seçkin isimlerini ağırlayan programda ünlü basketbolcu Kobe Bryant gecenin yıldızıydı. Los Angeles Lakers yıldızı Kobe Bryant, Türk Hava Yolları'nın 2 yıl boyunca reklam yüzü olmak üzere bir anlaşma imzalamış, bu yüzden de bazı Ermeni gruplarının tepkisine maruz kalmıştı. Gösterilen tepkilere rağmen reklam anlaşmasına devam eden Bryant, kendisinin politikacı olmadığını ifade etti. There's really nothing much for me to say. I mean, I'm not a politician. It's not my area of expertise. I'm all about moving forward, though. It's not my area. Mayor, how about Turkey? Terrific, thank you. Tell me something. Hito Turkoglu, you played against him. He's a great player. I enjoy playing against him. You know, he's extremely talented. I mean, he can do a lot of things on a basketball court. So he's one of the best we have. And Mehmet Okul? Mehmet is tough. I mean, you know, when we played him in the playoffs last year, you know, we were very fortunate that he wasn't playing because he's truly a great player. Great. Thank you very much. Very welcome, man. Very welcome. Kobe Bryant, Türk Hava Yolları için çekilen reklamın kendisi için de eğlenceli geçtiğini ifade etti. Türk rakibim, Türk Hava Yolları. She's the one that got it right. Los Angeles seferleri uzun yıllardır beklenen, özlemle beklenen bir seferdi. Şu anda bu bölgeden non-stop direkt uçan tek taşıyıcıyız ve ilk taşıyıcıyız. Bunun gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Yani bu bizim için tarihi bir an. Vallahi ben yıllardır bugünü bekliyorum. Türk Hava Yolları keşke İstanbul'a bir direkt sefer yapsa da biz de rahatlasak diyorum. Çünkü ben yıl içerisinde 8 ya da 10 kere Türkiye'ye uçup geliyorum. Nereden baksanız bir yani 18 ya da 20 kere git gel var benim için.
Ve çok zor oluyor tabii o gidişler aktarmalı olduğu zaman. Avrupa'ya uç, Avrupa'dan başka bir havayolları şirketiyle buraya gel falan. Artık şimdi işimiz biraz daha zevkli, biraz daha kolay hale geldi. O yüzden çok memnunum ben. Türk Hava Yolları'nın aslında işi aslında Türk kültürünün tanıtımından bahsediyoruz. Buraya baktığınız zaman Hollywood gibi dünyanın önemli merkezindeyiz. Alanında Kobe gibi dünyanın birkaç tane sporcusundan bir tanesinin desteklediği bir proje var. Bence öncelikle Türk kültürünün tanıtımı bazında çok önemli. Onun dışında Türk Hava Yolları'nın aynen uçakları gibi hızla yükselen başarısının çok büyük takdirle onun bir parçası olmak yeri bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah devam edecek. Bu vesileyle bir parça kıskandığımızı bir sonraki seferinde Montreal olmasını bekliyoruz. Açılış gecesi davetlilere ikram edilen Türk kahvesi, çay ve döner gibi Türkiye'ye özgü yemeklerin servisiyle devam etti. Müzik